Haydi dur artık. Oo, günaydın Haydi. Sabahın köründe niye ayaktasın bakalım? Ha? Teyzemi bekliyorum efendim. Deyte teyzen mi? Hı hı. Günaydın Thomas, nasılsın? Aa, ben iyiyim. Asıl siz nasılsınız? Hiç işte. Haydi ile Dörflü'ye gidiyorum. Tarlama kadar sizi bırakabilirim. Çok naziksin Thomas. Atlayın bakalım. Hemen. Haydi bakalım. Şunu boynuna sar da kaybetme. Çok sıcak. Terlemek üşümekten iyidir. Haydi bakalım sıkı tutun. Haydi bakalım. Demek sabahın bu saatinde Dörflü'ye gidiyorsunuz. Orada ne yapacaksınız? Orada Haydi vaftiz mi ettireceksin yoksa ha? Hayır, Haydi Almöli'ye götürüyorum. Orada ne yapacak? Orada kalacak. Frankfurt'ta iş buldum. Haydi yanımda götüremez. Şuraya oturayım. İşte küçük Haydi gidiyor. Başına geleceklerden haberi yok. Annesi ve babası öldükten sonra teyzesinin yanında kalmaya başlamıştı. Deyte teyzesinin tek akrabası olduğunu sanıyordu. Fakat birden herkes yaşlı ve geçimsiz bir Almöli'den söz etmeye başladı. O adam büyük babasıymış. Nasıl göründüğünü kimse bilmiyordu. Çünkü yıllardır kimse büyük babayı görmemişti. Çok teşekkür ederiz. Haydi, yine ne yapıyorsun? Sen de iyi, çok soğuk. Hoşça kal, kendine iyi bak. Zavallı. O geçimsiz ihtiyarın yanında ne yapacak? Haydi, gene nerede kaldın? Sallanmayı bırak. Şöyle çıkarsam ya, çok terledim. Haydi, acele etmezsek asla varamayız. Senin yoksa yoruldun mu? Daha ne kadar var, ben daha fazla gidemeyeceğim. Geldik sayılır. Bak Haydi, sen burada doğdun. Burada mı doğdun? Bu köy kilisesinin çanı. Hadi Haydi gidelim. Bak sen, bu dede değil mi? Günaydın.
Günaydın. İçeri gelseydin ya. Başka zaman, acelemiz var. Teyze, merhaba. Günaydın. Seni epeydir görmedin canım. Çalıştığını söylüyorlar ha? Frankfurt'a bile gidiyorum. Ne? Ne kadar güzel bir kızım var böyle. Çok hoş bir çocuk. Benim çocuğum yok ki, bu Heidi. Heidi mi? Hangi Heidi? Ablam Adel Heidi'nin kızı. Hatırlasana. Aa, bu Deyte değil mi? Tabii ya. Bu ufaklık Adel Heidi'nin kızıymış. Öyleyse sen Heidi olmalısın. Senden çok söz ettiler bana. Peki ama köye neden geldiniz? Almanya'ya gidiyoruz. Heidi'yi ona bırakacağım. Ne? İhtiyara mı? Umarım çocuk o ihtiyar keçinin yanında sürekli kalmaz. Başka seçeneğim yok. Frankfurt'ta bir iş buldum. Biraz da büyük babası ilgilensin onunla diyorum. Ne? Ona çocuğu bırakıyor musun? Ah! Ona şimdiden acıyorum. Sen ciddi olamazsın. Çok ciddi. O ihtiyar yıllardır bu köye uğramıyor. Hiç kimseyle görüşmüyor. Pazarları kiliseye bile gelmiyor. Keşke o ihtiyarın yaylada tek başına neler çevirdiğini bilseydim. Bir şey bilmiyor musun? Deyte, kalsana. Hoşça kalın. İhtiyar kimseyle konuşmuyor ki. Kaşları da her zaman çatıktır. Sen çıldırmış olmalısın. Hakkımda ne düşündüklerini önemsemiyorum. Artık biraz da çocuğa bakma, sırası onda. Kimse ne yaptığını bilmiyor ama. Yılda yalnızca bir kez gelir ve kimseyle de konuşmaz o. Orada bir şeyler dönüyor. Hiçbir insan bütün ömrünü yaylada tek başına geçiremez. Abba! Korkunç bir çocuk. Terbiyesiz şey. Sana çarpıp kaçtı. Bir yerin acıdı mı Heidi? Ne oldu? Bana bak canım. Hı? Burnun. Deyte. Deyte. Heidi durun. Bak hayatım. Seni çok iyi anlıyorum Deyte. Ama yine de bunu doğru bulmuyorum. Kendini Heidi'nin yerine koysana. Kez daha düşünmelisin. Yaşlı almöğlü çocuklarla pek geçinemez. Hatta kimseyle buna geçinemez. Buna alışacaktır. Biraz çaba et. Ah, Heidi. Heidi! İşte şurada. Peter'in peşinden koşuyor. Emin ellerde. Peter ona iyi bakar. Heidi kendine bakmaya alışıktır. Buralara hemen uyum sağlar.
Umarım haklısındır. Heidi daha çok küçük. Daha 5 yaşında ve sana alışmış. Çocukları saksı değiştirir gibi birdenbire başka bir yere koyamazsın dedi. Hurra! Hep birinin peşinden koşuyor. Artık bu işten sıkıldım. Şunu çıkarayım artık. Yaşasın! Bunu da... Neden olmasın? Fark etmez, iç çamaşırlarıyla daha rahat. Hey, bekle! Beni bekle, bekle! Bana hala adını söylemedin. Şaşırdın mı? Çoban Peter'le böyle tanıştı. Birbirlerine çok çabuk ısındılar. Peter dağları iyi tanırdı. Heidi de bunu seviyordu. Ben artık buradan ayrılıyorum. Söylediklerimi iyi düşün. Heidi dağlarda yapamaz. Onu yanına almalısın. Hoşça kal. Dede teyze! Yakala beni, geliyorum. Ah, Heidi ne bu halin? Elbiselerini ne yaptın? Sadece çıkardım. Onları fırlattın mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çok terlediğim için onları çıkarttım. Demek öyle ha? Ah haydi. Peter, elbiseleri toplar mısın lütfen? Üzgünüm, bunun için vaktim yok. Belki şimdi biraz vaktin vardır. Evet, sanırım var. Gördün mü? Demek ki varmış. Acele bile ederim. Ben de geliyorum. Sen burada kal. Topladım. Sağ ol. Çok hızlısın.
Büyük baba biz geldik. Merhaba büyük baba. Ay. Yeni geldi. Merhaba, sen Almöyle olmalısın. Evet. Peki ben kiminle tanışma şerefine eriyorum? Benimle. Neredeyse patlayacağım. Almöyle bu Heidi. Yani torunun. Hmm. Onu tanıyamazsın. Çünkü onu son gördüğünde küçücük bir bebekti. Hmm. Geç kaldın. Evet efendim. Daha ne bekliyorsun anlamıyorum. Hemen keçileri al ve otla çık. Benimkileri de. Beni bekle. Sen burada kal. Şimdilik sana ihtiyacımız var. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Çocuğu boşuna getirmemişsindir sen. Seni bilirim. Ona daha fazla bakamam. Senin yanına bırakmak istiyorum. Ne? Başka yolu yok. Son 4 yıldır Heidi'ye ben baktım. Onun için her şeyi yaptım. Şimdi artık sıra sende Almöyle. Bundan o kadar eminsen bana yaşlı bir adamın küçük bir kız çocuğuyla dağların orta yerinde ne yapacağını da söyleyebilirsin mutlaka. Aklına bir şeyler gelir. Ne olursa olsun onunla ilgilenmenin vakti geldi artık. Annesiyle babası öldüğünde 1 yaşındaydı, şimdi 5 yaşında. Artık senin de onun için bir şeyler yapma vaktin geldi. Onun en yakın akrabasısın, senin oğlunun kızı. Bunu unutma. Eğer onu burada istemiyorsan ne istersen yap. Bundan sonra olan her şey senin sorumluluğunda. Eminim kalbin o kadar taşlaşmıştır ki bu küçücük yavrucağı ne olacağı umurunda bile değildir. Sorumluluk kelimesi sözlüğünde yok galiba. Burada pinekleyip hiç kimseyle konuşmuyorsun. Sen kendini ne sanıyorsun? Şu kadarını söyleyebilirim ki sen... Yeter! Kes artık. Kapat çeneni. Hemen defol buradan çabuk. Ve sakın buraya bir daha gelmeye cesaret etme. Zırdırından bıktım artık. Canıma yetti. Eşyalarını topla ve git buradan. Hoşça kal Heidi. Cesur ol canım. Beni anlamaya çalış. Her şey düzelecek. Elveda Dede teyze. Sanırım sana alışabilirim. Heidi için büyük babasıyla beraber yaşaması şimdilik çok zor görünüyordu. Önce Heidi'ye alışmalıydı. Onu baştan sevemez miydi? Tıpkı Heidi'nin onu sevdiği gibi.
Heidi dağlardaki yaşamının nasıl olacağını daha bilmiyordu. Heidi için her şey yabancı ve heyecanlıydı. Her gün yeni şeyler görüp öğreniyordu. Çabuk öğreniyordu. Kısa sürede köyde herkesin korktuğu büyük babayı nasıl yola getireceğini biliyordu. Almöğlü içinde hayat değişiyordu. Yalnız olmaya alışık büyük babanın birden afacan bir misafiri olmuştu. Bunu da gelecek sefer anlatırız.